Evet. Öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Türkiye'nin birçok bölgesinden şu anda bizi misafir eden arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Hatta dünyanın birçok bölgesinden şu anda bizi izleyenler var. Öncelikle hepinize iyi geceler diliyorum, iyi bir eğitimler diliyorum. Tabii biraz önce açılışta Vision Day, evet. Vision Day 5'ten Bayrampaşa arenadaki etkinlikten görüntüler size seyrettim. Seyrettirdi. Muhteşemdi. Çünkü o heyecanı yaşıyoruz. 8 bin kişi vardı arkadaşlar. 8 bin kişi dünyadan, evet, One More International firmasının bağımsız distribütörleri gelmişti. 8 bin kişi hep bir ağızdan Türkiye, Türkiye, Türkiye sesleriyle dinlettik arkadaşlar. Türkiye bayrağını dünyada dalgalandırdık. Dünyadaki ülkeler de evet Türkiye'nin başarısından konuştular. Hep beraber ve şimdi yenisi geliyor. 24 Eylül'de İstanbul'da trafik duruyor arkadaşlar. Muhteşem bir etkinlik olacak. Bayrampaşa Ore Arena'da 15 bin kişi bekleniyor. Eğer bu 15 bin kişilik bu etkinlikte sahnede olmak istiyorsan bu eğitimi iyi anlaman lazım. İyi uygulaman lazım. İyi kavraman lazım. Kavrarsan, uygularsan işte sahnede sen de olacaksın. Beginner ve üzeri sahnede olacak. Beginner ve üstü sahnede olacak arkadaşlar. Araba planı kazananlar sahnede olacak. Yeni kariyerler sahnede olacak. Yeni diamondlar sahnede olacak. Muhteşem bir etkinlik bizi bekliyor. Heyecanlıyız. İşte buraya ne kadar çok sayıda çalışma arkadaşımız da gelirse, ne kadar çok misafirle gelirsek o kadar çok işimizi büyüteceğiz. Bazı eventler vardır arkadaşlar, işinizi çok hızlı büyütür. Çok hızlı büyütür. İşte onların biri Vision'de az kaldı. Az kaldı arkadaşlar 24 Eylül'e. Sıkı çalışmamız lazım. Gaza basmamız lazım. Tam sıcakta gaza basacaksınız arkadaşlar. Tam zamanı. Evet, önce tanışalım. Bu arada heyecanla girdik. Tabii bizim işimiz heyecan. Heyecan olursa bu iş sağlam temellerle büyür arkadaşlar. Çok önemli heyecan. Tabii sizi heyecanlandıracak şeyleri biraz sonra bulacağız hep beraber. Benim ismim Mehmet Ali Bayam. 1966 Bolu Sebel doğumluyum. İlkokul ve ortaokulu ise ilkokul, ortaokul ve liseyi Bolu'da okudum. Efendim, evliyim. İki çocuk babası. İki de torun dedesiyim. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 17 yıl Adana ve İstanbul'da öğretmenlik yaptım. 20 yıldır da sağlıklı beslenme sektöründeyim arkadaşlar. İki farklı firmada, uluslararası firmada en üst kariyerlere ulaştım. 15'ten fazla ülkede eğitim ve seminerlere katıldım. Yurt içinde neredeyse Türkiye'nin her bir bölgesinde eğitimlerim oldu. Bundan 27 ay önce sevgili Diamond Master'ımız Abdullah Ecevit Bey vesilesiyle önceki firmada beraberdik, birlikte çalışıyorduk. Benim talebemdi. Onun vesilesiyle One More International firmasıyla tanıştık. Ürünlerini kullandım. Hissettim. Çünkü 20 yıldır bu sektördeyim. Diğer firmalarla mukayese etmem de çok kolay oldu. Çok farklıydı. Teknolojikti ve etkiliydi. Ciddi sonuçlar aldım. Ailem ciddi sonuçlar aldı. Ve çevremize tavsiye etmeye başladım. İlk hafta rookie kariyerine geldim. İkinci haftamda arkadaşlar beginner kariyerine ulaştım. Ve dünyada organizasyon kurmada ilk 20'nin içine girmiştim. Bu inanılmaz bir heyecandı. Daha sonra apprentice, asistan ve master kariyerlerine geldim 11. ayında. 3 kariyere birden ulaştım. Daha sonra bir kalifikasyon açıkladı One More International firması. Her master ol, yurt dışına gel. Evet, Dominik Cumhuriyeti'ne gidiyoruz arkadaşlar 24 Eylül'den önce. Yani Vision Day'den önce. Yurt dışı tatili. Belki 60-70 bin TL değerinde ücretsiz. Ve firma bedava götürüyor arkadaşlar. Hemen çalışma arkadaşlarımızla plan yaptık.
dedik ki Permaster olmamız lazım. Permaster olup bizim bu kalifikasyonu kazanmamız lazım dedik. Ve üç arkadaşımın Permaster olmasına vesile oldum. Ben de kıdemli Permaster oldum. Ama en önemlisi hep beraber, evet, hep beraber Diamond Master'ımız oldu. Sponsorum Diamond Master oldu. Bir nebze de emeğimiz olduysa bize ne mutlu. Tabii birlikte 5 arkadaşımız, dünyada 8 kişi kazandı. 5 kişiye bu kalifikasyonu çalışma arkadaşlarımız ve sponsorumla beraber kazandık ve muhteşem bizim için. Ve değerli arkadaşlarım, sağlam bir şekilde çalışmaya başladık. Ve şu anda ağ değil bağ kuruyoruz. Emin adımlarla sağlam zemine basarak geliyoruz. 2+1, 3D ve 4D organizasyonumuzda sayıları çoğaldı. Bu sayıları binlerce, 2+1, 3D, 4D'yi binlerce sayıya ulaştırmak hayal ve hedefimiz. Sponsorumuzla, çalışma arkadaşlarımızla devamlı plan içerisindeyiz. Darısı, bütün Vamur ailesine, bütün efendim Vamur ailesi birlikte dinleyeceğiz. İşte bu eğitimde 20 yıllık tecrübemden size aktaracağım şeyler olacak. Not alın arkadaşlar. Veya şu ekranı bir çekin önce. Muhteşem. One More Marketing. Başarı. Sırrı neymiş bakalım. Hep beraber bakalım. Arkadaşlarım, öncelikle bu işte başarılı olmak istiyorsak ürün kullanmamız gerekiyor. Ürün kullanmadığınız zaman heyecanlanamazsınız. Ürün kullanmazsanız hissetmezsiniz. Her şey öyledir. Öğretmenlik dönemimde efendim ek iş yapıyordum. Çok başarılıydım. Çünkü satmış olduğum pazarlamasını yaptığım ürünleri ben kendim kullanıyordum. O kadar heyecanla anlatıyordum ki bir şofben var diyordum. Muhteşem bir şey. Anında ısıtıyor. Çok az yapıyor. Heyecanla anlatıyordum. Bir kuvas soba var diyordum. Evet. Ola ki çocuğun ayağı takıldı veya yanlışlıkla çarptı yere düştü. Kendini kapatıyor diyordum. Çünkü kullandığım şeyi insanlara tavsiye etmek, sunmak çok kolaydı. Aynı şey arkadaşlar. Her şey de öyledir. Sen araban var. Efendim Ford veya BMW veya Mercedes. Onu kullanıp beğenirsen arkadaşına tavsiye edersin. İşte önce ürünleri hissetmeniz lazım. Ürünleri kütlesel kullanmanız lazım. Ürünlerin hepsini kullanmanız lazım. Bütün ürünleri kullanıyorum arkadaşlar. İç beslenme ve dış beslenme. Bugün dahi hepsini kullandım. Hemen hemen her gün kullanırım. Neden biliyor musunuz? Vitrin olmamız lazım. Kütlesel kullanmamız lazım. Her bir üründen sonucum var arkadaşlar. Çok rahat konuşabiliyorum. Her üründen sonuç almışım. Eşim kullanıyor, oğlum kullanıyor, kızım kullanıyor, torunlarım kullanıyor, efendim, annem kullanıyor. Ailece kullanıyoruz arkadaşlar. Ama ben kullandığım için, bendeki değişikliği gördükleri için bütün ailem kullanıyor. Çünkü enerjim değişti, heyecanım değişti, cildim değişti. Geçen bir arkadaş 6 yıl önce beni görmüştü. Benim tabii eğitim paylaşımlarımı görmüş. Hocam ne iş yapıyorsun dedi ya. Yıllardır efendim koşturuyorsun bakıyorum. Ben de dedi artık bir iş arıyorum. Fakat dedi yaşımdan dolayı kimse bana iş maalesef vermiyor dedi. Ve ortada kaldım. Sizin iş nasıl dedi, ne gerekiyor dedi, yaş şartı var mı filan dedi. Güldüm tabii, gel hele dedim. Seni bir sunuma davet edeyim. Meraklandırdım onu ve hiçbir şey anlatmadım. Yüz yüze eğitime şirket genel merkezine davet ettim. Gördü, dinledi, dedi ki ben bu ürünleri kullanmak istiyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum. Ne güzel dedi ya. Yaşın kaç demedin. Diploman ne demedin. Sadece eğitim açık ol, dürüst ol. Ben yapmak istiyorum, sana öğreteceğim diyorsun. Böyle bir iş var mı dünyada? Evet dedim, dünyanın en iyi işi de tanıştım. Dedim ki ona, seni en çok etkileyen ne? Dedi ki hocam sen sağlıklı besleniyorsun. Çünkü dedi seni 6 yıl önce gördüğümden 6 yıl daha gençleşmişsin dedi. İşte bu. Bizim sonucumuz insanları etkiler arkadaşlar. Konuşmanıza gerek yok. Sizin ürün sonuçlarınız çevrenizi etkiler. Onun için bu işte olmazsa olmaz birinci kural ürün kullanacağız. Ürün kullanmayan,
taşı satarım diyenleri gördüm. Pazarlamada dünyanın en iyisi diyenleri gördüm. Maalesef. Yapamadılar. Bittiler. Yapamazlar da. Ürün kullanmayan bu işi yapamaz. Baştan söylüyorum. Hiç heveslenmesin, bıraksın. Evet. Bu ekranı çekin arkadaşlar. Bunlara tek tek biraz sonra değineceğim. Geldik. Hocam, biz, evet doğru söylüyorsun. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Şu anda aramızda hep distribütörler var, bayilerimiz var. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Evet. Patronsuz bir iş. Doğrudur. Kişisel gelişim var. Doğrudur. Boş zaman. Doğrudur. Sevdiğin insanlarla çalışabilirsin. İstediğin bölgede çalışabilirsin. Böyle bir şey yok zaten. One more. Marketing de var bunlar. Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri var. Tatiller var. Sosyal bir çevren var. Yeni insanlarla tanışırsın. İnsanlara yardımcı olursun. Ek gelir var, maddi özgürlük var, finansal özgürlük var, maddi ve manevi kazançlarınla yani hayal ve hedeflerine kavuşacağın maddi özgürlük var. Dünyanın en güzel işi. Hocam niye biz heyecanlanamıyoruz o zaman? Çünkü başta patron yok. Sıkıntı burada. Sıkıntı burada. Başta patron yok. Şimdi patron dese ki, ya kardeşim işte eğer 300 kişinin ismini ajandaya yazıp getirirsen sana $3,000 dese, biz 300 kişi değil 3000 kişi buluruz değil mi? Garanti dese. Ama böyle bir patron yok. İşte bizim patronumuz nedenlerimiz arkadaşlar. Neden bu iş yapıyoruz? Neden Bambol? Dünyanın en güzel işi. Dünyada böyle bir iş yok. Bahsettim biraz önce. Ama neden heyecanlanmıyorsun? Neden heyecanlı bir şekilde sabah erken kalkmıyorsun? Neden planlı çalışmıyorsun? Neden insanlarla konuşmuyorsun? Neden eğitimlere katılmıyorsun? 20 kere, 30 kere, 40 kere, 50 kere sunumları dinleyip çocuklarına, evlatlarına, annene babana anlatmıyorsun. Kendi kendine zoom yap bakalım. Neden yapmıyorsun? Neden? Patron yok çünkü. O zaman patronunu bulacağız şimdi. 5 tane neden yazın arkadaşlar. Beyaz kağıt. 5 neden. Bekliyorum. Bu nedenler ne olabilir? Hocam ben One More'u evladım için yapıyorum. Oğlum için. Onu en iyi okullarda okutacağım. Kızım için yapıyorum. Kızımı düğününü efendim en güzel düğün salonunda yaptıracağım. Hocam borçlarım var. Dostlarımı kaybettim. Büyük sıkıntı çektim. Borçlarım var. Onları öyle kolay bir şekilde ödeyeceğim ki fazla fazla onlara vereceğim, helalleşeceğim hocam. Parayı dağıtacağım onlara. Bana zor günümde yardımcı olanlara öyle yardım edeceğim ki uçuracağım onları hocam. Nedenim var benim. Nedenim. Zor anımda benim yanımda olmayıp beni bırakan, selamı kesenlere kendimi göstermek istiyorum hocam. Başarı istiyorum. Nedenim güçlü hocam. Hocam annem, babam, eşim, sen bir efendim başarılı olamadın. Bak hala sürünüyorsun diyorlar. Ben çok güçlü olacağım hocam. Aileme kendimi göstereceğim. İyi kazanacağım. Babamı emekli ettireceğim. Görecekler. Nedenim güçlü hocam. Benim manevi hedeflerim var hocam. Aşev yaptırmak istiyorum. Fakirleri doyurmak istiyorum. Afrika'ya gidip kuyu açtırmak istiyorum. Fakirlerle, o ihtiyaç sahipleriyle beraber olmak istiyorum. Çok güçlü nedenim var hocam. Benim bu mutlu ediyor. Ben dünyadan çok ahireti düşünüyorum hocam. İyilikler yapmak istiyorum. Nedenini bul. Hocam ben hayalimdeki arabayı almak istiyorum. Hayalimdeki evi almak istiyorum. Nedenini bul. Yaz bakalım. Şimdi bu arada yazdınız. Bu yazdıklarınızdan ya şu madde olmazsa da olur dediklerinizi silin. Çizin üzerine. Yani şu yani neden güzel ama olmasa da olur.
silemediğin senin gerçek nedenin arkadaşlarım. O nedenini yaz ajandana, o nedenini gözünün göreceği bir yere yaz, senin patronun o. Seni heyecanlandıracak o. Seni sabah planlı Z raporu verdirecek. Seni efendim 90 günlük planda koşturacak. Seni planlı çalıştıracak. Seni sponsorlarınla beraber iletişime geçip evet ben istiyorum. İstiyorum, zirvede olacağım. Nedenim güçlü. Dedirttirecek. Nedenin karşında olsun. Yaz. Moralin bozulduğu zaman ona bak. Nedenini hatırla. Motivasyonun düştüğü zaman nedenini hatırla. Çok önemli arkadaşım. İşte bu sizi heyecanlı yapacak. Heyecanlı olacaksınız. Sanki ayda 1 milyon dolar kazanan gibi yürümeye başlayacaksınız. Çünkü nedeniniz güçlü. Bir gün olacak. Sadece zamana ihtiyacınız var. Sadece zamana ihtiyacınız var. Bunu başaracaksın. Çünkü başaranlar var. Şu anda 20 binden fazla insan 15 bin TL ile 1 trilyon arası para kazanıyor dostlar. One more'da net bu. Gözümüzün önünde. Benim daha önceki çalışmış olduğum firmada talebelerim, öğrencilerimden 300 bin TL üzeri para kazanan var bu firmada arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Başarılarından gurur duyuyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Net. Bu o zaman nedenini gerçekleştirebilecek bir proje. O zaman kurallarını iyi bilmen lazım. Kurallarına göre oynaman lazım. Neden birileri çok ciddi başarılı da bazıları başarısız? O zaman bir bedel ödemişler. Eğitim açıklar. Başarmışlar. O zaman hocam biz de başarmak istiyoruz. Ne yapacağız? Başlayalım. Neden yazdık? Birinci sır. Kesinlikle değerli arkadaşlarım liste oluşturacağız. Liste. Bu şekilde ajandanız olacak arkadaşlar. Burada 600 tane isim var. Bu benim ikinci ajandam yalnız. Evet, bir ajandaya sığmıyor liste. Hocam 1200 tane listeye hepsini arayabildim mi derseniz yok. Hala devam ediyor. Bitmiyor çünkü. Keşke hepsini arayabilsem. Ama zaman, işte zaman çok önemli. Ama ne yapıyorum? Tarıyorum. Hep göz geçiriyorum listemi. Göz geçiriyorum. O zaman ajandamızı şöyle açık gösteriyorum size. Böyle boş sayfa olacak. Görüyor musunuz? Bu sayfa ona ait. Şimdi neden ajanda? Evet. Nedenlerimiz patrondu. Ajandamız da ikinci patron. Yardımcı patron. Şimdi tabii bir normal kullandığınız ajandanız olacak. Bir de normal ajandanız olacak. Değil mi? Şu şekilde. Bu benim normal ajandam. Bu ikinci patron, bu üçüncü patron. Ana patron nedenler. Şimdi neden ajandamızın bir sayfasında bir kişinin ismini yazın diyorum. Çok önemli. Çünkü değerli arkadaşlarım, o ismini yazdığınız kişinin altına notlar yazacaksınız. Şu tarihte projeye davet edildi, ürün aldı veya hayır dedi. Altında hayır demişse onun referanslarını yazacaksınız. Olabilir. Herkes ekmek yiyor ama herkes fırıncı değil. Yapmayabilir yani. Herkes mamur yapacak diye bir şey yok ki. Öyle bir şey olmaz zaten. Ama herkes ekmek yiyor. Herkes fırıncı değil. O zaman herkes bu ürünleri kullanabilir. Ama herkes lambor yapmayacak. Diyecek ki ben projeni dinledim. Çok güzel ama bana göre değil dedi. O zaman diyeceksin ki oraya çevrende bu proje sana göre değil, anladık. Net konuştun. Çevrende ekstra ek gelire ihtiyacı olan var mı? Maddi özgürlüğe ihtiyacı var mı? Bu projede olmak isteyen var mı? Bak, belki seyahat için bu iş yapar, başarı için bu iş yapar, kişisel gelişim için bu iş yapar. Bir düşün, bana 5 tane arkadaşının ismini ver, beraber arayalım, bu projeyi onlara sorayım, senin hatırında, senin isminle.
Bu noktada bana yardımcı olur musun de. Sana yardımcı olur. 5 tane isim aldığını düşün. Çünkü o sayfa, örnek veriyorum, Mehmet Ali Bayan o sayfa. Kendisi öğretmen. Efendim, İstanbul'da yaşıyor. Ek şey ihtiyacı var öğretmen olduğu için. Aynı zamanda sağlıksız besleniyor. Çünkü ortam hep sağlıksız. Ürün de alabilir. Bir ara görüşmüştüm. Seyahati çok seviyor. Yurt dışına gitmeyi, yurt dışı seyahatleri, not alıp. O kişinin hakkında bütün bilgiler o sayfada olacak. İkinci sayfaya başkasını yazacaksınız. Birinci sayfaya o sayfa ona ait. Ve numara vereceksiniz listenize. Bir numara, iki numara, üç numara. Bir numara çok samimi kankaları. Yani devamlı görüştüğün kişilerdir bir numara. Ve iş bir numaralarla kurulur. Listenizdeki bir numara. Her zaman görüştüğün kişi. Her zaman görüştüğün, efendim düğününe davet ettiğin, nişanına davet edeceğin, oğlunun sünnet düğününe davet edeceğin kişiler, kankaların devamlı görüştüğün kişiler bunlar zaten. Onlara, ilk sorunlar onlara olacak. İşi onlarla kuracaksın. Sonra bir tanıdığın var, 3 ayda, 6 ayda görüşüyorsun. Bayramdan bayrama görüşüyorsun. O 2 numara. Başına 2 yaz. Bir de hiç görüşmemişim 5 yıldır, 10 yıldır, yıllardır. Ona da karşısında 3 yaz. 2 ile 3'e sunmayın. Çünkü görüşmüyorsun zaten. Görüştüğün zaman aklına şu gelecek. Bu bana bir iş için geldi. Onun için beni kafalamaya çalışıyor. Ben kafese girmem diyecek kardeş. Onun için 2 ve 3 numaralara bahsetmeyin. 2 ve 3 numaralara en az 3 kere halatır sormanız lazım. Arayın, işten hiç bahsetmeyin. Halatır sorun. Bir ay sonra, 15 gün sonra, 2 ay sonra geçerken uğrayın. Böyle. Onunla önce sıcak temas oluşturmanız gerekiyor. 2 ve 3'lerle zaman var biraz. 2 ve 3 numaralar zamanla sunum yapacaksınız onlara. Ve hemen işe başlar başlamaz da paylaşımlar yapmayın. Mesela görüyorum arkadaşlar sosyal medyada ürünler paylaşıyorlar. Van mor diyor, şunu diyor. Paylaşma. Meraklandırıcı şeyler paylaş. Plaket paylaş. Başarını paylaş. Bir eğitimin fotoğrafını paylaş. Meraklansın. Detaylara girdiğiniz zaman sizi takip eder. Sen de onu aradığın zaman ha bu beni iş için arıyor diye düşünür. Onun için ilk başta fazla sosyal medyanda meraklandırıcı şeylerin dışında bir şeyler paylaşma. Kaybedersiniz uzaktan tanıdıklarınızı. Yakındaki tanıdıklarında sıkıntı olmaz çünkü zaten onlarla devamlı görüşüyorsun. Zaten görüşüyorsun. O zaman işimiz bir numaralarla. Yani devamlı görüştüklerimizle. Çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Not alın. Bir numaralar çok önemli. Bu işi yapar yapmaz diye düşünme tanıdığını. İster yapar, ister yapmaz. Karar olun. Yapmaz dediğin yapar, yapar dediğin yapmaz. Bakın size bir örnek vereceğim. Bir arkadaş geliyor. Bizim arkadaş davet ediyor kendisini. Kendisi maaşlı bir iş arıyor arkadaşlar. Geldi. Mehmet Ali Bey dedi, çok teşekkür ederim. Bu iş bana göre değildi. Teşekkür ederim. Ben maaşlı bir iş arıyordum dedi. Bana göre değildi bu. Hocam dedi, çok teşekkür ederim. Güzel de anlattınız. Dedim ki ona, çevrende tamam sana göre değil ama bu iş yapabilecek arkadaşın var mı dedi. Ya dedi aslında var dedi ya. Kürşat diye bir arkadaşım var. Seyahati çok seviyor. Başarıyı çok seviyor. Maddi anlamda sıkıntısı da yok. Dedi ona bahsedeyim. Ve bahsettiği kişi bu işe girdi. O vesile olan kişi bu işe girmedi arkadaşlar. Yapmaz dediğiniz birilerine vesile olur. %100 yapar dediğin yapmayabilir. Onu sen bilemezsin. Senin görevin sadece projeyi sunmak. Karar ona ait. Benim elimde imkan olsa herkesi zorla bu işe dahil ederim. Herkesi zorla bu ürünü kullandır. Böyle bir dünya var mı ya? Biz sadece anlatmak ve proje sunmakla, doğru sunum yapmakla mükellefiz. Gerisi onun nasip kısmetidir. Onun kararıdır. Bizim yapamadığımız tek bir şey var. Onun kararını ne yapalım? Onun adına karar veremeyiz. Aman dikkat edelim bu konuda. Hassas olalım. Ve listeniz hep çoğalacak.
En az 300 kişi olsun zaten. En az 300 diyor. Yeni tanıdığın kişi de listede olacak. Geçen mesela işte daha 2-3 gün önce hanım kuaföre gitti. O arada ben de yeni bir açılmış bir tane dönerciye baktım. Hatay döneri yazıyor. Dikkatimi çekti. Firmamızın sahipleri de biliyorsunuz Hataylı. Bir lavabonuzu kullanabilir miyim dedim. Sonra lavabodan geldikten sonra dedim ki muhteşem ne kadar güzel yeriniz var. Bir muhabbet. Dedim Hatay'ın neresinden? Ya bizim firma sahipleri de One More International firmasının sahipleri de dedim. Hataylı. Hatta onları ben yemeğe davet ettim. Bir dönerciye davet etmiştim firma sahiplerimizi. Biz Hatay dönerin dışında yemeyiz. Gerçekten öyle mi dedim? Affedersin. Evet dedi. Gerçekten öyle. Benim dönerimi dedi. Yiyen başka bir döner yemez. Sonra kontak kurduk. Bambora geldi lan. Derken denge testi. Eşinin boyun fıtığı var, kendisinin bel fıtığı var. Ve bir anda listem oluştu. Ve Mustafa Bey ile eşini davet ettim. En kısa zamanda dedim size Hatay döneri yedirteceğim. Bakın yeter ki siz kontak kurun. Mesela benim tıraş olduğum kuaförüm. Konuşurken kendisi Varis olduğunu söyledi. Ürünlerimizi kullandığı Varis'ten muhteşem bir sonuç aldı. Ve kendisi memnun kaldı çevresine tavsiye etti. Ruki kariyerini şu an. Kuru temizleme, kuru temizleme. Benim dostum Ahmet Bey. Kendisinin bel ağrıları var. Kız kardeşinde ciddi ayak ağrıları var. Babası Parkinson hastası. Babası tam 20 aydır ürünlerimizi kullanıyor arkadaşlar. Parkinson hastası. Ne kadar memnunlar biliyor musunuz? İlerleme yok. Gerileme var. Covid'de diyor ki herkes yakalandı. Sülalede babam yakalandı diyor. Çünkü ürünleri düzenli kullanıyor. Muhteşem. Sabaha kadar bizi uyutmuyordu hocam diyor. Allah razı olsun diyor. Bakın kuru temizlemeci Ruki kariyerinde arkadaşlar. O zaman demek ki alışveriş yaptığımız yerler de bizim listemiz. Onları da yazacağız. Ön yargısız yazın. Demek ki ilk sunumu kimlere yapacağız? Arkadaşlarım ilk sunumu bir numara dediğimiz samimi olduğumuz her zaman görüştüğümüz kişilere yapacağız. 2 numara hatırlayın. 3 ayda 4 ayda bir görüştüklerimiz. 3 numara da neydi? Yılda veya 5 yılda görüştüğümüz kişiler. Onlarla bahsetmeyin. Onlarla 3-4 kere temas kurarak ajandaya yazın. Şu tarihte arandı, bayramda arandı, şurada yapıldı, gitti, görüşüldü. Hala projeden bahsetme onlara. Onlar 2-3 görüşmeden sonra sana bahsediyor. İşi böyle ilk bir numaralarla kuracağız. Yani devamlı görüştüğümüz kişilerle. Arkadaşlar doğru davet çok önemli. Merak uyandırmanız lazım. Ve heyecan ve acelecilik katmanız gerekiyor davet ederken. Davet maksimum 2-3 dakikayı geçmiyor. Halicim biliyorum zamanın yok. Ben de çok yorum. Benim de zamanım yok. Ben bir projeyle tanıştım. Muhteşem bir proje. Bu projeyi mutlaka senin görmen lazım. Seni davet ediyorum. Senin için salı mı uygun, cuma mı uygun? Zaten orada diyorsun. Sen de zamanın yok biliyorum. Çok yoğunsun. Benim de zamanım. Yani zaten sana cevap verecek. Olabilir salı veya cuma. Ben bir projeyle tanıştım Mehmetciğim. Türkiye ve dünyada çok hızlı büyüyor. Güvenilir dürüst insanlara ihtiyaç var dediler. Sen aklıma geldin. Salı veya perşembe uygun musun? Mutlaka bir araya gelmemiz lazım. Kısa, öz. Arkadaşlar, sağlık problemi olduğunu biliyorsun. O kişiye mesela muazzam bir teknolojiyle tanıştım. Muazzam ürünler. Bu ürünlerle mutlaka tanıştırmam lazım seni. Mutlaka görüşmemiz lazım. Detaya girmeyin, meraklandırın. Meraklandırın arkadaşlar. Bazen soruyor, ne projesi diyor. Ya bu projede ne yok yok diyorum ama zamanımız yok. Yani bir saatlik projeyi ben sana şimdi bir dakikada, beş dakikada anlatsam anlatamam ki. Kapatıyorum konuyu hemen. Mutlaka bir araya gelelim. Ve arkadaşlar burada özellikle arkadaşlar
toplantı yapacak liderin önemli biri olduğunu mutlaka net konuşun. Lider hakkında fazla bilgi vermene gerek yok. Unutmayın, bakın, detaylara girerseniz davetten çok sunum yaparsınız ki sunum sizin işiniz değil. Arkadaşlar, sunum sizin işiniz değil. Sunum sistemin işi, yani bizlerin işi. Bu işte tecrübeli eğitim verenlerin işi arkadaşlar. Sistemi kullanmanız gerekiyor. Meraklandıracağız. Kısa öz, heyecan. Günde en az, bakın yeni başlayanlar özellikle arkadaşlar, günde en az 10 davet yapabilirsin. En fazla 30 dakikamızı alır ya, 2 dakikada. Arkadaşlar, özellikle yeni başlayanlar ilk tanıdıkları listesine hemen hızlı davetler yapması lazım. Unutmayın, 10 kişiden 2 kişi sizi davetinize gelirse, örnek veriyorum, Zoom linki attınız, geldi. Yüz yüze sunum var şirkette veya ofisinizde geldi. Onlar, 10'da 2 çok iyidir arkadaşlar. İyi bir sayı. 10'da 5 de olur, 7 de olur, 4 de olur, onu bilemeyiz. Ama asla adayın ayağına gitmeyin. Sakın ha. Ortak bir yerde buluşmanız gerekiyor. Veya firmaya veya ofisinize davet etmeniz gerekiyor. Ve sponsorunuz da asla onun ayağına götürmeyin. Onun ayağına gitmek bir sıfır mağlup demektir arkadaşlar. Önce 3-3 yapacaksın. Direkten dönecek falan. 3-3 yapacaksın, sonra olmaz. 3-0 galip gelmek istiyorsan senin istediğin ortak bir yerde olmalı görüşme. Özellikle sponsorunuzu iyi promote etmeniz lazım. Ve sponsorunuz yanınızdayken asla konuşmayın. Ve ilk defa dinliyor gibi ciddi dinlemeniz lazım. Geçen bir arkadaş dedi ki, hocam konuşmayacağım. Duramıyor ya. Konuşmayacağım. Ayağına vuruyorum ya. Sus diyorum abi. Ayağına vuruyorum. Ha, yine anlamıyor. İşte kurala uymadığı için başarılı olamıyor arkadaş. Susacak. Çünkü bu işin uzmanı demiş, benimle ortak bir yerde buluşturmuş. Benden çok kendisi konuşuyor. O demez mi? Beni görüştürdüğü kişi. Uzman dediği kişiden bu çok konuşuyor. Demek bizim adam daha uzman. Bu yalan söylüyor. Üçkağıtçı der. Bunlar beni katakulleye getirdiler ya. Lütfen arkadaşlar, çok önemli bunlar. Başarı detaylarda gizlidir. Mesela davet ettiğiniz kişilere alternatif sunun. Çarşamba mı, cuma mı senin için uygun olur? Bak, çarşamba mı yoksa cuma mı senin için uygun olur? Büyük ihtimal cuma der. Hangi güne istiyorsan o günü sona bırak. Senin için salı mı yoksa, mesela sen perşembe istiyorsun, perşembe mi uygun olur? Kontrol sizde olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii bazı kişiler bizim YouTube'da videolarımız var değil mi? Sıralı videolar var. İş sunum videoları var, değil mi? Ürün sunumları var. Bu anlamda birçok yere insanları davet edip projemizi anlatabiliyoruz. Gelemeyenlere ise Zoom'dan veyahut da YouTube'daki önceden hazırlanmış videolarla destek veriyoruz. Öncelikle arkadaşlar, kimin ile nasıl sunum yapılacağınızı listenize bakarak sponsorlarınızı belirleyin. Yani ilk listeyi yaptıktan sonra yeni başladıysanız mutlaka onunla istişare edin. Nasıl bir plan yapacağız, nasıl bir program yapacağız. Çünkü zaten devamlı görüştüğün kişi arkadaşlar. Çok önemli. Evet, şimdi burası da önemli. Tabii dedim ya, başarı detaylarda gizlidir. Kapanış. Şimdi kişi projeyi dinliyor, ürünü dinliyor, evet diyecek ama işte o evet'i nasıl harekete geçireceğiz, nasıl kapanış yapacağız? Arkadaşlar, işte burada bazı kelimeler var, sizin işinizi hızlandırır. Mesela
Sunum sonrası, sunum bitti. Karşı taraftan evet veya hayır cevabı almamız gerekiyor halinde. Çünkü başkası da var sırada. İlla ona zaman ayıracağız. Hep ona zaman ayırıp o zaman başkalarını unutacağız. Listede başka bir numaralara geçmemiz lazım. Şu kafada olan arkadaşlarımız var. Ben var ya bu arkadaşım bir işe girerse var ya büyük organizasyon. Ümidini ona bağlamış. Yani sakın öyle bir şey yapmayın. Sakın. Sunumu doğru sunumu yap. Sizin için zaman çok önemli. Bir sonrakine geç. Bir sonrakine. Hayır mı dedi? Kucakla onu. İyi ki hayır dedin. Her hayır sebede götüreyim. Bir gün hiç unutmuyorum. Birisi bana böyle hayır dedi. Böyle gel dedim sana bir sarılayım. Ya hayır dedim benim projeme dedi. Niye kucak diyorsun dedi. Hayır dedim. Ya senin sayende evete yaklaştım dedi. Senden sonra başkasına sunum yapacağım. Böyle olmanız lazım. Beklentiye girmeyin. Sunum sonrası ilk sorulacak sorulardan birisi. En çok sunumun neresi hoşuna gitti? Ürünler diyebilir, öğretmenlik geliri diyebilir, 2+1 diyebilir, teknoloji diyebilir. Ne derse ona göre o konuda biraz konuş. Ona de ki, bu anlatılanlar doğru ise sence denemeye değer değil mi? Bu paralar kazanılıyor ise denemeye değer değil mi? Bu sorular kapanışı hızlandırır. Sorusu yok artık. Her şey tamam. Karar vermiş ama başlatmanız lazım. Başlamıyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Mağazaya girersiniz. Güzel bir takım elbise giyersiniz veya bir tişört. Çok beğenirsiniz. Alacaksınız. Kesin karar vermişsiniz. Ama birisinin kapanış yapması lazım. Hemen gelir oradaki tezgahtara sorar. Nasıl? Beyefendi çok güzel yakıştı. Tamam alalım diyor. Veya eşine sorar. Der ki nasıl olmuş? Gayet güzel olmuş. Zaten karar vermişti kendisi. Ona işte sizin hadi başlayalım demeniz lazım. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Ücretsiz zaten sayfamızı açıyoruz. Kredi kartıyla ürünlerimizi alalım. Hangi efendim tabii biz de biliyorsunuz 4 paket var. Hangisinden başlayalım? O sana soruyor genelde. Sence hangisinden başlayalım? Ben diyorum gold paketten başlayalım. Gold paket tavsiye ederim. Onu yönlendiriyorsan harekete geçtiriz. İşlem tamam. Takip. Şimdi arkadaşlar takip ederken insanları bıktırmayın. Dost gibi takip edin. Yani böyle kişiyi şimdi siz arıyorsunuz. Ürünleri kullandınız mı? Nasıl durumlar? Nasıl gelişme var? Yani hayır de. Ona öyle yaklaşma. Ya dün sana ürün vermiştim ya. Ya bir şeyi unuttum ya. Ben sana bol su içmeyi söylemedim ya. En az 10 bardak su içecekmişim. Sponsorlarımla görüştüm de. Bunu sanki söylemediğim gibi böyle takip et. Ya işte B12 var ya hani kulak arkası yapıştığı gibi aynı zamanda koluna da yapışabiliyormuş. Yani daha rahat kullanırsın. Ya terlediğinde ayak tabana da yapıştırabiliyor musun? Ya? Böyle halatır sorar gibi böyle eksiği tamamlar gibi. Böyle girişler yapın. Mesela onun bir problemi vardı. İşte birisiyle problemi vardı. Çözememişti. Ya dün kafama takıldı da ne yaptın problemi çözebildin? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Konuyu farklı gibi. Takip dostluk kurmaktır. Takibi güzel yaparsanız o kişiyi artık kendisi arar ve sizinle dosttur ve kendisi konuşmaya başlar. Ürünü kullandım, şöyle iyi geldi, böyle iyi geldi demeye başlar. Ya işte bu sefer sen distribütör oldu, çalışma arkadaşın takip etmen lazım. Bugün senin için ne yapabilirim? Birlikte ortak bir yerde buluşalım. Listemizi netleştirelim. Beraber aramaya yapalım. İlk aramalarında ben yardımcı olayım. İşte onu takip etmek. Hatta beraber eğitime gireriz akşam. Zoom'da eğitim var. Pazar günü eğitime beraber gideriz.
Ben de yeni yeni kavruyorum, yeni yeni öğreniyorum. Birlikte hatta oradan diğer işlerimizi de yaparız. Maça gideriz gerekirse işte boş zamanımız da var, pikniğe gideriz. Yani dostluğu daha kurmanız gerekiyor çalışma arkadaşlarınızla. Çalışma arkadaşlarınız sizi çok sevmeli, siz de onları çok sevmelisiniz. İşte bu bağ kurmak mı oluyor? Arkadaşlar, eğer siz sponsorunuzu ararsanız, ben her gün arıyorum. David Master, Abdullah gibi kardeşim diyorum, nasılsın? Nasıl geçti diyorum Mersin'de şu anda. Bugün yine konuştum. Şu anda orada ofis çalışmaları yapıyorlar. Nasıl halledebildiniz mi? İşte çalışmalar yapıyoruz hocam. Güzel şeyler olacak. Bakın ona motivasyon veriyor. Ona moral, onun da sponsorun da morale ihtiyacı. First line'ları arıyorum. İlk hatlarım. Onları arıyorum. Listeni yaptın mı? Veya işte şu şurada ne yapalım? Ne? Görüşmen varsa organize et. Onlarla da irtibattayım. Nasıl planlama yapalım? Nasıl sayımızı artırırız? Kampta nasıl yapalım? Vigilya'ya kaç kişi olacağız? Hep plan, 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 plan. Ve unutmayın, siz ne yaparsanız çalışma arkadaşınız aynısını yapar. Sen eğitimlere giriyorsan çalışma arkadaşın da girer. Sen kalifikasyonları kazanıyorsan, sen Zoom'lara katılıyorsan, sen ürün kullanıyorsan aynısını yapar. Sen ne yaparsan aynısını yapar. Arkadaşlar, yıllarca öğretmenlik yaptım. Öğrenci hissediyor. Öğretmenin kendisi için bir şeyler yaptığını hissediyor. Ben en arkadaşlar hababam sınıfı dedikleri sınıflara girdim. Hatta bazı öğretmenler o sınıftan çıkarken ağlıyordu arkadaşlar. Ağlatıyorlar öğretmeni. En yaramaz öğrencilere en çok beni severlerdi arkadaşlar ve öğretmenler odasına geldiğimizde ilk programlar verirken en yaramaz sınıfı bana verin derdim, biliyor musun? Çünkü yaramazlar çok akıllıdır. Sadece kafalamayı bileceksin. Değer vereceksin. Hepsine değer veriyordum arkadaşlar. Hepsini kazandım ve 4 okulda görev yaptım. 4 okulda da lakabım babaydı. Van mı orada da şimdi ekiplerimin çoğu bana baba der. Neden? Onlara elimden geldiğince bu işi öğretiyorum. İsteyen, isteyeni öğretiyorum. Bazı da istemeyi öğretiyorum. İstemeyi öğretiyorum. Nedenlerini ortaya çıkarıyorum. Çünkü benim görevim, evet, çünkü bu kişiler bana güvenerek girdiler değil mi benim çalışma arkadaşlarım? Benim ortaklarım onlar. Ekibim değil. Bizde ekip diye bir şey yok zaten. Herkesin puanı birbirine gidiyor. Benim puanlarım alt organizasyonuma, alttakilerin puanları bana gidiyor. Zaten ekip diye bir şey yok. Çalışma arkadaşlarım, iş ortaklarımız ya. Biz beraberiz. Birlikte büyüyeceğiz. Birlikte ağlayacağız. Birlikte büyüyeceğiz. Birlikte çalışacağız. Birlikte güçlüyüz biz. İşte bu takımın içerisinde birlik ruhunu yaşadığınız zaman, dostluğu sağladığınız zaman çok sağlam temellerle, adım adım öyle sağlam temelleriniz olur ki ileride öyle büyük bir iş kurarsınız ki arkadaşlar, yıkılmayan büyük bir organizasyonunuz olur. Ve müşterilerinizi çok iyi takip edin. Bazı kişiler ürün kullanmak ister. Çünkü ne dedim? Herkes fırıncı olmayacak. Ama herkes ekmek yiyor. Herkes One More yapmayacak. Ama herkes One More kullanacak. O zaman kullanıcılar var. O kullanıcıları iyi takip ettik. Onlara sonuç aldırırsak unutmayın. Müşteri para kazandırır. Memnun müşteri ise servet sahibi yapar. 20 yıldır tecrübem arkadaşlar. Dünyada en büyük ciddi organizasyonu kuranlar, çok ciddi para kazananlar, araştırın. Önceden ürünü kullanmış, sonuç almış, sonuç aldıktan sonra projeye katılmış insanlar. Çok önemli. Takip, takip, takip. Unutmayın arkadaşlar, bizim çevremizde sponsorumun güzel bir lafı var. El alem örgüt. Yani muhteşem bir örgüt var. İnsanları mahvediyorlar. İnsanların hayallerini, nedenlerini çalmak için var ya sağdan, soldan kreşe vuruyorlar çalışma arkadaşlarımıza. Üzülüyorum. Arkadaşlar, lütfen negatifler etrafınızda çoksa sponsorunuzu alın, o ailenizle tanıştırın.
Tanıştırın arkadaşlar. Onun bir sorusuna bizde 10 cevap var. Onun 100 sorusuna bizde 1000 cevap var. Eşi negatifse bitirir. Babası negatifse o kişiyi bitirir. O ailesiyle mutlaka ailesiyle sponsorlanırdı, tecrübeli sponsorlanırdı. Bir yerde tanıştırın, ortak bir yer bulun veya ziyaretine gidin, ev toplantısı gibi. Çok önemli. Çünkü bizim ülkemizde özellikle arkadaşlar fikir sahibi olmayıp da bilgi sahibi olan çok insan var. O insanlara ya one more bir anlatın ya. Ya böyle bir iş var mı ya? 20 yılımı verdim diğer firmalarda arkadaşlar. One more'daki gibi bereket görmedim. One more nasıl bir firma? Her şey var ya. Herkesin birbirine desteği var imece. Herkesin birbirine puan desteği var. Herkes birbirine başarılı olması için çalışıyor. Gerçekten dağıtıyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ürünleri var. Ya dünyanın en güzel firması, en büyük firması ya. Bana göre belki ciro bazında dünyanın en büyüğü değil ama en iyisi arkadaşlar. Ve sevgili Mustafa Erdil Beyefendi'nin bu firmayı kurarken eşi anlattı. Global Başkanımız Sevgi Ansar'ın. Dedi ki hocam Mustafa geldi, kapıdan girdi. Zaten moralimiz bozuk diyor, motivasyonumuz da yok. Kapıdan girdi, dedi ki dünyanın en büyük dedi doğrudan satış, network marketing şirketini kuruyorum. Hadi diyor. O gün dedim ki diyor, Mustafa bir şeye karar vermişse doğrudur. Onun gözündeki ateşi gördüm. Sen ne dediysen doğru söylersin. Bu projeyi beraber büyüteceğiz. Ve dünyanın en büyük network marketing firması yolunda, dünyanın en büyük firması olacak bu sektörde arkadaşlar. Göreceksiniz Allah'a. Öyle bir firma. Ben bütün firmaları tanıyorum, merak etme. Böyle bir firma yok. Dünyanın en hızlı büyüyen firmasıyız. Dünyanın en büyük firması olacak bu sektörde. Network marketing'de. İslami helallik sertifikası olan, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fetvası olan, alimlerden fetvası olan, helal, vergisini peşin veren, devletin en çok sevdiği firmalardan birisi. Medikal Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi cihazlar medikal bölümünden onaylı. Muhteşem belgeleri var. Dünyanın bütün ülkesi elini kolunu sallayarak ürünlerini tavsiye edebiliyorsun, sunabiliyorsun. Çok güçlü bir firma. Nedenini belirle, listeni yap, denileni yap. Hep beraber ne zaman? 24 Eylül'de Vijinde'de Beginner ve üstü olarak sahnede olacak. Orada olmanız lazım. Ben de orada olacağım. Beraber fotoğraf çekeceğiz. İnşallah size bir nebze faydam olmuş. İnşallah bunları uygularsınız. Hocam bir gün dersin ki seni dinledim. Dinledikten sonra sahneye çıktım. Gelirim 15 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL oldu. Sayende senin bir kelimenle hayatım değişti dersiniz de biz de mutlu oluruz. Bize dua edersiniz de sizin hikayenizde biz de oluruz. Elhamdülillah. İnşallah olur. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.